Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben İrem Naz Kösem. Prota Yazılım Pazarlama ekibinde müşteri başarısı yöneticisiyim. Öncelikle bugün Prota Structure Suite'in çok yakında sizlerle buluşacak yepyeni versiyonunu tanıtacağımız bu etkinlikte bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bildiğiniz üzere yaklaşık 40 yıldır siz değerli meslektaşlarımıza yapı mühendisliği projelerinizde yardımcı olmak üzere güvenilir ve kullanımı kolay yazılım çözümleri sunuyoruz. Prota Structure Suite'i geliştirmek için yıllardır hem ekibimizdeki kıymetli mühendislerin bilgi birikimlerinden hem de sizlerin yorumlarından faydalanıyoruz. Ve yine tam da bu şekilde sizin ihtiyaçlarınıza, isteklerinize kulak vererek yepyeni bir versiyonla karşınızdayız. Bugün bu versiyonu açıkçası harika bir ekipten dinleyeceğiz. Mikrofonu birazdan ürün yöneticimiz Mustafa Tümer Tan'a vereceğim ve kendisinden bu versiyonda yer alacak yeni tasarım araçlarını ve ileri deprem mühendisliği uygulamaları için geliştirilen yeni özellikleri öğreneceğiz. Ardından teknik ve idari yöneticimiz Altuğ Güler, Prota Structure 2025'in yeni modelleme araçları ve güçlendirilmiş BIM entegrasyonu ile ilgili detayları bizimle paylaşacak. Webinarın devamındaysa kıymetli teknik destek yöneticimiz Yasemin Aktaş, analiz son işlemcisini ProtoDTAZ ve Protosity ile gelen yeniliklerden bahsedecek. Evet, bugün gerçekten dolu dolu bir webinara imza atacağız diyebiliriz sanırım. Zira amacımız artık yayınlanmasına sayılı günler kalmış olan bu yeni versiyonu tüm detaylarıyla size tanıtmak. O yüzden dilerseniz şimdi hızlıca Proto Structure 2025'in yeni özelliklerine şöyle genel bir giriş yapalım. Proto Structure Suite 2025'te de her versiyonda olduğu gibi yeni tasarım ve modelleme araçları geliştirmeye, deprem mühendisliğinde yeni çözümler sunmaya, şartname desteğini genişletmeye ve elbette kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirmeye büyük önem verdik. Bu versiyonda tasarım araçları açısından özellikle çelik elemanların sismik kontrolleri öncelikli olarak odağımızda yer aldı. Ayrıca ortotropik döşemeler ve yük kombinasyonu editörünün daha da geliştirilmesi de değerlendirdiğimiz kullanıcı istekleri arasındaydı. Proto Structure 2025 özellikle deprem mühendisliği açısından oldukça donanımlı bir versiyon oldu diyebiliriz. Çok modlu artımsal itme ve modal düşey deprem analizi gibi çok önemli özellikler bu versiyonda yer alıyor. Analizin yanı sıra modelleme sürecindeki verimliliğinizi de arttırmak için yeni araçlar geliştirdik. Petek kirişler, uzay kafes çatı sistemleri, özel taşı kopyala ve özellikleri eşli gibi yeni konutlar ve yeni eleman tipleri de Proto Structure 2025'te oldukça kullanışlı bulacağınızı düşündüğümüz yenilikler arasında. Proto Structure'ı uzun yıllardır kullanan kullanıcılarımız çok iyi bilirler ki BIM entegrasyonu her versiyonda en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Açıkçası gerçekten çok faydalanacağınızı düşündüğümüz IDE Statica veri transferi ve IFC iyileştirmeleri işte tam da bu kapsamda yer alıyor. Evet, bu arada analiz sürecine dair yeniliklerimiz arasında analiz sonuçlarının görüntülenmesi konusunda attığımız bir takım adımlar da var. Bu konuda hem siz değerli kullanıcılarımızın geri bildirimlerini dinledik hem de planladığımız yenilikleri hayata geçirdik. Doğrusal olmayan analiz sonucunda oluşan plastik mafsal mekanizmasının ve deprem animasyonlarının görüntülenmesi, analitik model üzerinde daha rahat gezinmek ve sonuçları daha rahat incelemek için yapılan kullanılabilirlik iyileştirmeleri bu kapsamda attığımız adımlar arasında. Ayrıca betonarme detaylandırma konusunda da performans iyileştirmeleri yaptık ve sismik detaylandırma seçeneklerini çoğalttık. Son olarak 2025 versiyonunda Protosil ile de yeni bağlantı makroları, kısmi model güncelleme ve IDE Statica veri transferi gibi önemli yenilikler yer almakta. Evet, gördüğünüz üzere bugün konuşacağımız, sizinle paylaşacağımız çok şey var. O yüzden hiç vakit kaybetmeden Proto Structure'ın yeni tasarım araçlarının detaylarını bizimle paylaşması için mikrofonu değerli ürün yöneticimiz Mustafa Tümer Tan'a bırakıyorum. Merhabalar, çok teşekkürler İrem Hanım. Biraz uzun yoldan geliyorum. Odanın diğer tarafında yürüyene kadar zaman geçti tabii. Öncelikle hepinize teşekkür ederim katıldığınız için. Yaklaşık bir 10 ay önce aslında bakarsanız 2024 versiyonunu yayınladık. Ve 10 ay 11 ay sonra da yeni bir versiyonla karşınıza çıkacağız. Neden bu kadar çabuk kısa sürelerle yeni versiyon çıkarıyorsunuz diye soranlarınız olabilir. Bunun sebebi bir, öncelikle çok muhteşem bir ekiple çalışıyoruz. Herkes çok çalışkan, işini çok iyi biliyor.
Bunun güveni arkamızda var. İki, kullanıcılarımız gerçekten bize çok güzel, çok kapsamlı geri bildirimler veriyor. Artı tabii ki kendi yaratıcılığımız, kullanıcılarımızdan aldığımız feyizler. Tüm bunlar bizi ateşliyor ve sürekli programa yenilikler, iyileştirmeler ekliyoruz. Yani yapacak çok işimiz var. 2026 versiyonunun listesini şimdiden oluşturmaya başladık. Teknoloji geliştirmenin sonu yok. İnşaat sektöründeki, projecilik sektöründeki ihtiyaçların da sonu yok. Olduğumuz yerde kalamayız. Dolayısıyla hızlı bir tempoyla yeni özellikleri eklememiz gerekiyor ve diğer bir amacımız da tabii ki Türkiye'deki kullanıcılarımızı olabildiğince hızlı bir şekilde yeni teknolojilerle programa eklediğimiz en son güçlü özelliklerle buluşturmak. 2025 versiyonunda tasarımda odaklandığımız noktalar oldu. Öncelikle bu versiyonda yaptığımız en önemli işlerden biri çelik tasarımında sismik kontroller. Artık yönetmeliğimizin 9. bölümünü daha kapsamlı bir şekilde destekliyoruz. Sismik kurallar bildiğiniz gibi çelik profillerin kullanımını kısıtlandırmaktadır. Özellikle yüksek sünek moment çerçevelerinde kompakt kesitler kullanmak gerekiyor. Protostructure 2025 artık bunu kontrol ederek koşulların sağlanmakta olup olmadığını size bildirecek ve eğer sağlanmıyorsa tasarımı başarısız olarak işaretleyecektir. Yine buna ek olarak dış merkez çaprazlı çerçevelerin kapasitesi korunmuş bölgeleri de ilgili kontrollere mazhar olacaktır. Ve bu kontroller tabii ki detaylı hesap raporlarında adım adım size bildiriliyor. Bildiğiniz gibi bir ya da iki versiyon önceden programımızdaki tüm raporları detaylı olarak güncelledik. Yani artık bütün, neredeyse bütün diyelim, hesap raporlarımız adım adım detaylı hesap adımlarını sizlere sunmaktadır. Tabii burada da tamamlamamız gereken raporlar halen var. Fakat her eklediğimiz yeni tasarım makrosunda, yeni tasarım aracında yaptığımız tüm hesap adımlarında sizlere adım adım vermeyi ilke edindik. Bu da sismik kontrollerde bu kapsamda. Diğer bir özellik ise tek yönlü döşemeler. Bu slaytı aslında neden öne çektiğimi belki düşünebilirsiniz. Yani daha başka çok önemli özellikler de var. Fakat bu slayt bence önemli. Özellikle bu versiyonda döşemelerin sonlu elemanlarla modellenmesi konusunda önemli bir yenilik getirdik. Biliyorsunuz normal yerinde dökme plak döşemeler sonlu elemanlar analizine katıldığı zaman izotropik bir davranış sergiliyor. Yani iki yönlü bir davranış sergiliyor. Fakat projenizde prefabrik bir döşeme kullanacağınız zaman bu ne olabilir? İçi boş art germeli, ön germeli paneller olabilir. Hatta bunları beton prefabrik beton kirişlerden ziyade çelik kirişlerin üzerine oturtuyor da olabilirsiniz. Bu takdirde bu döşemelerin de sonlu elemanlar analizine katılması gerekiyor. Önceki versiyonlarımızda eğer bir döşemeyi tek yönlü işaretlerseniz bu döşemeyi sonlu elemanlar analizine dahil etmiyorduk. Çünkü sonlu elemanlar analizine dahil ettiğiniz izotropik bir döşeme iki yönde de yük aktarıyor. Artık 2025 versiyonunda ortotropik dediğimiz malzeme özelliğini getirdik ve kabuklarda kullandık. Bu ne demek? Birbirine dik doğrultularda farklı elastisite modülü, kesme kayma modülü ve düzlem içi kayma modülü düzlem dışı ile beraber ve Poisson oranı gibi değerler kullanıyor birbirinden farklı. Hatta tek yönlü döşemenin çalışmayan yönünde çok daha az bir değer var. Dolayısıyla bu sayede artık tek yönlü döşemeleri de sonlu elemanlarla modelleyebileceksiniz. Programda yer alan kombinasyon sistemi bildiğiniz gibi aslında hali hazırda oldukça esnek ve yük hallerini ve yük kombinasyonlarını otomatik olarak yaratmanıza imkan tanıyor. Ve seçtiğiniz yönetmeliğin kurallarına göre bu kombinasyonlar ve yük halleri oluşturuluyor. Fakat yeni versiyonda tasarım sürecini daha da pürüzsüz hale getirmek istedik. Daha pratik hale getirmek istedik. Bu yüzden kombinasyon sistemini
Ne zamandan beri bir çeki düzen vermeyi açıkçası düşünüyorduk. Ve önemli bir emek harcayarak sizlere çok daha kullanışlı bir sistem sunduk. Öncelikle kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için işe başladık. Eski versiyonda biliyorsunuz büyük bir matris şeklinde tablo vardı. Bu tablodan kurtulduk. Artık daha okunaklı ve renk kodlarıyla daha görsel bir arayüz geliştirdik. Bu renk kodlarıyla kombinasyon katsayılarını, kombinasyon işaretlerini çok daha kesin bir şekilde görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kombinasyonları düzenlemek de artık çok kolay bir hal aldı. Kombinasyonlardan birine çift tıkladığınız zaman size anında kombinasyon katsayılarını düzenleyebileceğiniz bir pencere gelecek ve özelleştirebileceksiniz. Bu versiyondaki belki de en önemli özelliklerden, yeniliklerden birisi beton ve çelik taşıma gücü ve kullanılabilirlik, yani servis kombinasyonlarını birbirinden ayırmak oldu. İlerleyen slaytlarda bunun da detayına değineceğim. Dediğim gibi betonarme ve çelik tasarım ve kullanılabilirlik konusunda farklı kombinasyonları artık bulabileceksiniz. Ve zaten projelerinizde hem taşıma gücü hem servis durumlarının kontrol edilmesi de farklı kombinasyonlar gerektiriyor. Dolayısıyla artık programda betonarme ve çelik kombinasyonları ikiye ayırdık. Farklı gruplar halinde göreceksiniz. Ayrıca taşıma gücü ve kullanılabilirliği de ayırdık. Böylece dört ayrı grup oldu. Betonarme tasarım, betonarme kullanılabilirlik, çelik tasarım, çelik kullanılabilirlik gibi. Yükleme hazırlayıcısıyla kombinasyonları oluşturduğunuz zaman tüm bu gruplar otomatik olarak yönetmeliğin gerektirdiği katsayılar kullanılarak doldurulacaktır. Daha sonra siz tabii ki bu grupların her birine istediğiniz kombinasyonu kendiniz de ekleyebilirsiniz. Zaten bunun gücü de buradan geliyor. Örneğin kullanılabilirlik durumlarına ek bir senaryo daha eklemek istediğiniz zaman bunu çok kolay bir şekilde SLS dediğimiz gruptan bir kombinasyon ekleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Burada örneğin şöyle detaylar var. Çelik elemanlar sadece çelik grubunda yer alan kombinasyonları kullanırlar. Beton elemanlar sadece beton grubunda yer alan kombinasyonları kullanırlar. Ya yani programın altyapısında bunları da çok net bir şekilde ayırdık. Şimdi burada gördüğünüz gibi diyagram menüsünde de artık diyagramları incelerken sadece taşıma gücü diyagramlarını mı yoksa kullanılabilirlik diyagramlarını mı inceleyebileceğinizi de bir listeden artık seçebiliyorsunuz. Dediğiniz gibi önceki versiyonlarda kullanıcı tanımlı düşey yükleri, yük hallerini tanımlamanıza izin vermiştik. Bu ne için işinize yarar? Örneğin bir ekipman yükünüz var. Bu ekipman yükünü farklı bir düşey yük haline atamak istiyorsunuz. Ve diyelim ki bu ekipman yük halini de farklı katsayılarla sehim hesabında dikkate almak istiyorsunuz. Dolayısıyla burada artık kullanıcı tanımlı kullanılabilirlik kombinasyonları imdadınıza yetişiyor. Aslında tam bir esneklikle artık tasarımlarınıza bu anlamda yön verebileceksiniz. Bu slide'a da geçebiliriz böylece. Evet. Deprem veya rüzgar yüklerinin tasarımda kritik olmadığı ülkelerde yapıya minimum yatay yük uygulaması yapılır. Protostructure'ın en eski versiyonlarından biri. Bu minimum yatay yükler otomatik olarak yapıya uygulanabiliyor. Bu yükler aslında kat ağırlığının belli bir yüzdesi olarak hesaplanır ve yine aynı kata etki ettirilir. Türk Çelik Şartnamesi'nin 6.2.2.2 maddesinde geometrik ön kusurlar için bu yüklerin kullanılması istenmektedir. Dolayısıyla Protostructure 2025'te bu yükleri artık düşey kombinasyonlara, yatay kombinasyonlara veya bütün kombinasyonlara ekleyebilirsiniz. Bu imkanı getirdik. Veya bu yükleri istediğiniz kombinasyon katsayılarıyla kullanabilirsiniz. Deprem şartnameleri göreli deplasman hesaplanması yaparken minimum taban kesme kuvveti ve maksimum periyot limitasyonlarını ihmal ederler genelde. Bizim yönetmeliğimizde de madde 4.9.1.1'de bu açıklanıyor. Bu sadece bizim yönetmenimizde değil, birçok yönetmelikte de bu şekilde.
Tabii göreli deplasmanları hesaplarken bunu ayrıca R katsayısıyla çarpıp elastik deplasmanlara çeviriyoruz. Bu da ayrı bir konu. Ama minimum kesme kuvvetinin ve maksimum periyodun göz ardı edilerek deplasmanların hesaplanması, özellikle periyodun uzun olduğu ve minimum kesme kuvvetinin bu anlamda öne çıktığı çok katlı binalarda önem kazanmaya başlayabilir. Özetle Protostructure 2025 ile birlikte artık mod birleştirme analizi yapıldığı zaman kuvvetler ve deplasmanlar farklı katsayılar ile ölçeklenecektir. Eşdeğer statik mod birleştirme yaptığımız zaman artık kuvvetler ve deplasmanlar farklı katsayılarla ölçeklenecek. Eşdeğer statik analiz yapıldığı zaman da bu maddeyi dikkate alarak gerekiyorsa deplasman azaltması yapılacak. Bu azaltma aynı zamanda raporlamada da karşılığında gelecek. Devam edelim. Bildiğiniz gibi perde başlıkları özellikle perde kritik yüksekliği için ve sünek bir davranış için önemli. Perde başlıklarının doğru şekilde tasarlanması lazım. Her deprem yönetmeliğinin de perde başlıklarıyla alakalı farklı hesap ve detaylandırma kuralları veriliyor. Örneğin ACI ve Europe'da perde tarafsız eksen derinliğine bağlı bir hesap varken kritik yükseklik içerisinde 0,2 LV, kritik yükseklik dışarısında 0,1 LV gibi değerler kullanılır. Yine bazı şartnamelerde kritik yükseklik dışında başlık bölgesi düzenlenmesi istenmezken Türk yönetmeliği kritik yükseklik dışında azaltılmış bir başlık bölgesi kullanır. Ve yine bildiğiniz gibi protostructure dikdörtgen perde ve çekirdek perdelerde başlık bölgelerini kolay şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Yeni versiyonda peki ne yaptık? Şimdiye kadar bunlar bildiğimiz şeyler. Yeni versiyonda ise özellikle dikdörtgen perdelerin başlık bölgelerini daha hızlı ve pratik olarak düzenlemeniz için bir iyileştirme yaptık. Kritik perde yüksekliği arayüzünde, şimdi ekranda da göreceksiniz. Bastığınız zaman artık karşınıza gelen arayüzde başlık bölgesi uzunluklarını ve perdenin kritik bölge içinde olup olmadığını çok kolay bir şekilde belirtebileceksiniz. Bu arada ses umarım iyi geliyordur. Diğer bir özelliğimiz ise aslında kullanıcılarımız tarafından çok istendi. Bu da açık kuşakların sadece depremsiz kombinasyonlar altında tasarlanması. Protostructure 2025'te artık bu da mümkün. Çelik ayarları bölümünden yapacağınız bir ayarla artık aşık ve kuşakları isterseniz sadece depremsiz kombinasyonlar altında tasarlayabilirsiniz. Bir başka küçük ama etkili özellik de konstrüktif hesap aksları ile alakalı. Konstrüktif hesap akslarını bildiğiniz gibi herhangi bir hesap yapmadan döşemeye donatı tanımlamak için kullanabiliyorsunuz. Bu hesap akslarında donatıyı kendiniz belirliyorsunuz. Artık konstrüktif hesap akslarını da döşeme hesap raporunun sonuna ekleyebiliyoruz otomatik olarak. Evet, şimdi aslında benim biraz daha heyecan duyduğum deprem mühendisliği alanında neler yaptık? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz deprem yönetmeliğimizin 4431 maddesinde DTS 1A, 1, 2, 2A gibi binalarda büyük açıklıklı kirişler, konsollar, kirişler ve döşemeleri oturan kolon veya eğimli kolon olması durumunda düşey elastik spektrum kullanılarak düşey yönde mod birleştirme analizi yapılması gerekiyor. Bu amaçla Protostructure 2025'te düşey elastik spektrum tanımını getirdik. Otomatik hesaplanan spektruma deprem parametreleri bölümünden erişebilirsiniz. Aynı zamanda bu spektrumu analiz öncesi raporunda da raporluyoruz. İkinci adım olarak düşey kütle dağılımının ve düşey kütle matrislerinin hesaplanmasını sağladık. Özellikle kiriş ve döşemelerde kütle dağılımının hassas belirlenmesi çok önemli. Bunun için döşemeleri ve kirişleri sonlu elemanlar ağına birlikte dahil etmeniz gerekiyor. Buna ek olarak
Hesaba katılacak düşey mod adedini yine deprem parametreleri bölümünden kendiniz belirtebilirsiniz. Ve analiz son işlemcisinde hesaplanan düşey mod şekillerini de çok detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. En son adımda düşey modlar da belirlendikten sonra düşey yönde mod birleştirme analizi yapılmaktadır. Sonuçlar seçeneğe göre ya mutlak değer ya da hakim düşey modun işaretine sahip olabilir. Son olarak belki de en önemli noktalardan bir tanesi, bu sonuçları tasarımda kullanmak için düşey deprem yük halleri kombinasyonlara hem pozitif hem negatif olarak eklenir. Diğer çok önemli bir özellik güçlendirme ve değerlendirme alanında geldi. Biliyorsunuz doğrusal hesap yönteminin ve tek modlu itme yöntemlerinin kısıtlamaları var. Her binada kullanamıyoruz. Örneğin doğrusal yöntemleri BYS 5'ten daha kısa ve diyafram düzensizliği olmayan binalarda kullanabiliyoruz. Bu da yaklaşık 17,5-28 metre yüksekliğindeki binalar için kullanılabileceği anlamına geliyor. Doğrusal yöntemde elemanların kesme ile ölçeklendirilmiş eko oranlarına göre de ek koşullar bulunuyor. Örneğin düşey elemanların ortalama eko değerlerinin 3'ten büyük olmaması, kirişlerden daha büyük olmaması ya da kirişlerin ortalama eko oranının 5'ten büyük olmaması gibi koşullar var. Bunun sebebi de doğrusal yöntemin yaklaşık bir yöntem olması ve plastik mafsal mekanizmasını dikkate alamaması. Şimdi ondan sonra tek modlu itme yöntemlerine gelirsek, tek modlu itme yöntemleri de binanın hakim modunu dikkate almaktadır. Öyle bir yük deseniyle itmekteyiz. Fakat tek modlu yöntem de BYS 5'ten daha kısa olan binalarda yine kullanılabiliyor. Ayrıca burunma düzensizliği 1,4'ten küçük olmalı ve kütle katılımı da %70'in üzerinde olmalı. Yani statik artımsal itmenin de tek modlu kısıtlamaları bulunuyor. Dolayısıyla bu şartları sağlamayan yapılar yapısal düzensizliklerden ve yüksek mod etkilerinden çok etkilendiği için bu yöntemlerin varsayımlarını sağlamıyor doğal olarak. Elinizde tek çare olarak çok modlu itme analizi veya zaman tanım alanında analizler kalıyor. Zaman tanım alanında analiz çoğu zaman akademik çalışmalarda da referans olarak kabul ediliyor. Ancak bu analiz bildiğiniz gibi hesap açısından oldukça talepkar. Deprem hareketlerinde doğru bir şekilde seçilmesi ve ölçeklenmesi gerekiyor. Çok modlu itme analizi zaman tanım alanına göre daha az hesap karışıklığına sahip. Ama yine de tek modlu itmeye göre daha fazla karışıklığa sahip. Bunu da söylemek gerekiyor. Ayrıca çok modlu itme analizi yüksek yapılar dışında yani BYS 1 olan yapılar dışında tüm yapılarda uygulanabilir. Sözü çok uzattım. Özetle şunu diyelim. Çok modlu itme analizinde yapının her bir yöndeki modları belirleniyor öncelikli olarak. Ve moda dediği kadar itme analizi her bir modun talep deplasmanına kadar yapılıyor. Daha sonra elde edilen sonuçlar yönetmeliğe uygun birleştirme yöntemiyle birleştiriliyor. Protostructure'da Chopra'nın önerdiği model pushover yöntemi uygulanmaktadır. Ve yine sonuçta diğer yöntemlerde elde ettiğimiz değerlendirme raporunu da sizlere sunuyoruz. Bunun yanı sıra analiz son işlemcide de çok büyük bir yenilik var. Bunu çok değinmeyeceğim fakat analiz son işlemcide de hem artımsal itme hem zaman tanım alanındaki sonuçları inceleyebileceksiniz. Evet, diğer iyileştirmelere biraz bakacak olursak tabii ki yeni özelliklerin yanı sıra sürekli olarak mevcut bina değerlendirmede ve güçlendirmedeki iş akışını nasıl daha iyi bir hale getiririz? Bunun üzerine kafa yoruyoruz. Ve buna önemli zaman ayırıyoruz. Ve aynı zamanda performans optimizasyonları da yapıyoruz. Öncelikle Protostructure artık doğrusal olmayan analiz sonuçlarının okunması konusunda çok daha performanslı. Artımsal itme ekranında çalışma akışını çok daha pratik bir hale getirdik. Örneğin takip edilen düğüm noktası artık çok daha kolay bir şekilde seçilebiliyor. Doğrusal olmayan modelleme için artık eleman bazında çok daha fazla detaylı seçenek bulunuyor. Eskiden tahmini donatı kullanımı bina bazındaydı. Fakat artık bunu eleman bazına kadar indirdik. İstediğiniz herhangi bir elemanda
üzerindeki donatıyı kullan, tahmini donatı kullan gibi seçeneklerle ilerleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki yine eleman bazında korozyon oranı, donatı gerçekleşme katsayısı ve yeni eklenen bir özellik moment kapasitesi azaltma katsayısı da yer alıyor. Moment kapasite azaltma katsayısı yine çok önemli çünkü eğer elemanda kenetleme ve bindirme boyu yetersizse momenti biraz daha kapasiteyi biraz daha azaltmanız gerekebilir. Bu kapasiteyi o amaçlarla da kullanabilirsiniz. Çok önemli bir özellik, özellikle doğrusal olmayan analizlerde model kompleks hale geldikçe denge denklemlerinin sağlanması ve yapının her zaman adımında yakınsaması çok zorlaşabilir. Bu nedenle gerekmeyen elemanları elastik modelle seçeneğini getirdik. Örneğin tali bir kirişi gerçi biz otomatik olarak elastik modelliyoruz. Fakat siz plastik davranış beklemediğiniz başka yardımcı elemanlarınız varsa bunları da elastik olarak modellemek istiyorum dediğiniz anda hem pushover'ın itme analizinde hem de zaman tanım alanı analizinde bunlara herhangi bir plastik mafsal atanmayacak. Yine çok önemli bir şey. Zaman tanım alanında analizi yaparken biliyorsunuz deprem kayıtları genelde 0,01 saniye gibi çok küçük aralıklarla kaydedilir. Fakat her adımda yapıyı çözüp her adımda sonuç kaydetmek çok büyük bellek ve disk alanı gerektirebilir. Dolayısıyla artık bu sonuç çözünürlüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Örneğin analiz yaparken 2 adımda bir sonuç üret ya da 5 adımda bir sonuç üret gibi seçeneklerle zaman tanım alanı analizini yönetebilirsiniz. Bu tabii çok fazla adımda sonuç üretmek, 5 adımda bir örneğin sonuç üretmek sonuç hassasiyetini azaltabilir. Hatta yakınsama sorunları da çıkarabilir. Çünkü yapının doğrusal olmayan eğrisinde atlamamanız gereken başka bir noktaya atlıyor olabilirsiniz adımları genişleterek. OpenSys entegrasyonuyla biliyorsunuz işlemleri yapıyoruz. Dolayısıyla örneğin birden fazla deprem için yapıyı çözüyorsanız yani birden fazla deprem kaydı için zaman tanım alanında analiz yapıyorsanız ya da çok modlu itme yapıyorsanız diyelim ki 6 mod var. Aslında yapının X, Y yönlerine göre belki 12 farklı yönde 12 farklı itme analizi yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla bu bize bilgisayarın ve işletim sisteminin paralel işleme kapasitesini kullanmayı gerektirdi. Artık OpenSys'i paralel iş paketleriyle çalıştırıp analizi çok daha kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Gördüğünüz gibi tasarım yaklaşımı olarak, tasarım araçları olarak ve deprem mühendisliği olarak çok önemli yenilikler sizi bekliyor bu versiyonda. Fakat programdaki yenilikler tabii ki bununla sınırlı değil. Modelleme alanında da çok önemli yenilikler var. Bunları anlatmak için de Altuğ Bey'i sahneye davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle çok teşekkür ediyorum gerçekten çok özet bir şekilde hızlıca yapısal tasarım anlamında deprem mühendisliği anlamında ki iddiamızın aslında nasıl gerçekleştiğini nereden geldiğini bize özetlemiş oldu. Çünkü her versiyonla birlikte çok iddialı bir şekilde bu alanlara eğilip çalışıyoruz. Özellikle uluslararası bir yazılım olmanın da getirdiği bir avantaj da birçok pazarda edindiğimiz bilgiyi, tecrübeyi ve desteklediğimiz diğer şartnamelerden aldığımız, edindiğimiz bezle çok daha geniş perspektiften bakma imkanı bulabiliyoruz. Bunu da bütün araçları aslında program genelinde yansıtmaya çalışıyoruz. Şimdi ben de size kısaca yeni modelleme araçlarından bahsedeceğim. Protostructure'ın dediğimiz gibi her yeni versiyonunda modelleme konforunuzu artıracak ve size daha fazla verimlilik katacak özellikleri tanıtmaya gayret ediyoruz. Protostructure 2025'te de bu şekilde önemli modelleme iyileştirmeleri ve araçları bulacaksınız. Sistemleriyle başlayalım. Bildiğiniz gibi Protostructure çelik makaslar, aşıklar, kuşaklar, çaprazlar, çelik kubbeler gibi güçlü makrolar içeriyor. Bu makroları kullanarak doğru kaçıklıklara, eleman pozisyonlarını ve kesim noktalarına sahip imalata hazır yapısal modeller üretebilirsiniz. Protostructure 2025'te bu makro kümesine uzay çatısı kafes sistemlerini de ekledik.
Bu makro ile dikdörtgen bir bölge belirterek uzay kafes sistemini parametrik olarak yerleştirebilirsiniz. Modül boyutları, modül sayısı, alt ve üst yüzey eğrilikleri gibi birçok parametreyi de kontrol edebilirsiniz. Uzay kafes tanımlandıktan sonra tanımlamanız gereken bir kolon oldu diyelim. Böyle bir durumda da kolonun üst ucunda yine çok kolay bir şekilde uzay kafesin en yakın kutuna kadar uzatabilirsiniz. Yani yan araçları da bunlarla birlikte sunuyoruz. Her getirdiğimiz yeni makro ile ve modelleme aracı ile birlikte. Uzay kafes sistemi bina ile birlikte analiz edildikten sonra çubuk elemanlar tek bir tasarım arayüzünde tasarlanabiliyor. Ve detaylı raporlarda alınabiliyor. Ancak küresel mero sistem bağlantılarının tasarımını yapmıyoruz. Sadece eleman tasarımları. Diğer bir aracımız petek girişler, petek ve hücresel girişler. Petek girişler daha az malzeme ile daha fazla veya eşit kapasite sunabilmeleri açısından oldukça verimli yapısal elemanlar. Bu sebeple de oldukça sık tercih ediliyorlar. Standart bir profilin gövdesini belli desenlerle kestikten sonra üst üste kaynaklıyoruz. Böylece gövde deliklerini oluşturuyoruz. Ya da bazı durumlarda doğrudan gövde delinebiliyor standart. Protestin önceki versiyonlarında petek girişlerin modellenmesi ve detaylandırılması zaten mevcuttu. Fakat Protostructure 2025 ile birlikte artık bunları Protostructure içerisinde çok kolay bir şekilde tanımlayabiliyoruz. Ve artı tabii analize de dahil edebiliyoruz ve tasarlayabiliyoruz. Çünkü tasarımlarında çok özel şartlar var. Protostructure petek girişlerin tasarımı içinde çok detaylı bir hesap raporu sunuyor. Bu gövdeli çelik elemanlarda olmayan ek göçme mekanizmalarının da kontrol edildiği çok detaylı bir rapor bu. Evet, özel kopyala taşı bir diğer küçük ama güçlü özellik. Modelleme esnasında bazen bir elemanı belirli bir eksen doğrultusunda mesafe girerek birden fazla sayıda kopyalamak ya da taşımak ihtiyacı duyuyoruz. Bu amaçla biz iki yeni komut geliştirdik. Özel kopyala ve özel taşı komutları. Özel kopyala komutu ile global X, Y ve Z eksenlerinde mesafe girerek elemanları kopyalayabiliyorsunuz. Özellikle kopyalama yaparken tekrarlama sayısı da vererek seçilen elemanları birden fazla sayıda çoğaltma imkanınız var. Seçilen elemanların verilen mesafe kadar öteleyen özel taşı komutunun da aynı şekilde modelleme hızınızı artıracağını düşünüyorum. Bunlar dediğim gibi küçük ama çok etkili komutlar. Eleman özelliklerini eşle komut. Evet, bu da yine çok keyifli bir komut. Ofis araçlarından aslında bildiğiniz, tanıdığınız bir komut. Aynı özelliklere sahip olmasını istediğiniz iki veya daha fazla eleman olduğunu düşünelim. Burada Structure 2025'te eleman özelliklerini eşle komutu bu konuda size yardımcı oluyor. Nasıl yapıyor? Tek yapacağınız aslında gereken özelliklerini kullanmak istediğiniz kaynak elemanı seçmek. Ondan sonra da hedef elemanları belirlemek. Dediğim gibi aynı ofiste de olan bu fırça komutu, eşleme komutuyla aynı işi yapıyor. Birden fazla hedef eleman belirleyip tek seferde hepsini kaynak elemana benzetme imkanınız var. Evet, Protostructure 2025 ile artık kaplama üzerindeki alan yüklerini, kaplamayı tanımlarken hızlıca girebilirsiniz. Bunu daha da pratik bir hale getirmek için ön tanımlı kaplamayı kütüphanelerini de programa tanıttık. Kaplamanın öz ağırlığını elle girmek yerine kütüphaneden bir tip seçerek girebilirsiniz. Aynı şekilde hareketli yükleri de yine programda tanımlı hareketli yüklerden seçebilirsiniz. Özetle yük editörüne gitmeden tek hamlede alan yükü tanımlamak için kaplama özellikler penceresindeki bu alanlara değerleri girebilirsiniz. Buna ek olarak bildiğiniz gibi Protostructure oldukça esnek bir yükleme editörüne sahip. Ekranda gördüğünüz gibi kaplamanın üzerine istediğiniz doğrultuda ve yük halinde kısmi veya tam alan yüklerini editör yardımıyla zaten tanımlayabiliyorsunuz. Hala devam ediyor. Yükleme editörü istediğiniz detayda yük tanımlamak için gereken bütün araçları size sunuyor. Kullanıcı tüm tanımlı yük halleriniz varsa onları da yine yükleme editörüyle yük atayabilirsiniz. Ama bu yeni getirdiğimiz özellik sayesinde hızlı tam alan yüklerini tanımlama imkanı buluyorsunuz. Binanın detaylı bir şekilde 3 boyutlu görselleştirmesi tabii sağlıklı bir modelleme ve tasarım açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bazı durumlarda 3 boyutta binanın tek bir katına odaklanmak istiyorsunuz. Böyle durumlar olabiliyor. Bunun için seçili katı tüm yapıyı göster komutunu kullanarak sadece aktif katın
3 boyut olarak görüntülenmesini ve diğer katların gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu aslında önceki versiyonda da vardı ama biraz gizli bir komuttu. Bunu biraz özellikleri genişleterek tekrar açtık. Sağ tuşta bulabilirsiniz bunu. Ve kontrol sol sağ yük kombinasyonlarını kullanarak açıp kapama yapabilirsiniz ya hızlıca erişmek isterseniz. Kontrol üst ve alt kullanarak da katlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Katı izole ettikten sonra dönüp diğer katlara geçiş yapabilirsiniz. Protostrapçı'da konsol girişlerin tasarımı ve detay çizimleri özel olarak yapılıyor. Karışık bir modelde de konsol uçlarını basit bir işaretle görmek oldukça kullanışlı bir görsel bildirim sağlar diye düşündük. Bu yüzden bu versiyonda 3 boyutlu görüntüde de artık konsol uç işaretlerini görebiliyorsunuz. Kolon uç mafsallarının daha esnek tanımlanması da yine Protostrapçı 2025'te yapılan yenilikler arasında. Eski versiyonlarda kolonların ucu mafsallı olarak işaretlendiği zaman sadece M2-2 ve M3-3 momentleri aynı anda serbest bırakılıyordu. Şimdi ise 6 serbestlik derecesinin herhangi birinde mafsal tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin rüzgar kolonlarının üst ucuna eksenel mafsalı tanımlayarak bağlandığı kirişten eksenel yük almamasını artık sağlayabilirsiniz. Protostrapçının en güçlü özelliklerinden birisi de fiziksel elemanlarla yapısal model oluşturmaya yarayan güçlü araçlar içermesi. Bu amaçla çelik elemanlar için makas, aşık, bıçak, çelik kubbe, çubuk eleman grupları, uzay kafes sistemleri gibi makrolar geliştirdik. Bu makroların ortak noktası da modellemeyi kolaylaştırmalarının yanında detaylandırma aşamasında da modeli daha fazla düzeltmeye gerek olmadan fabrikasyonu olabildiğince hazır hale getirmeleri. Protostrapçı aşık ve kuşakların doğru oryantasyonla yerleşimi, makasların makas elemanlarının merkez çizgilerinin her zaman çakıştırılması, çapraz elemanların ana elemanlara bağlandığı noktalardaki ötelenmeler, fiziksel ve analitik eleman ayrımı gibi birçok üstün özelliği hali hazırda sağlıyor. 2025 versiyonuyla birlikte kuşak elemanlarının bağlı oldukları kolonlara göre daha fazla hizalama seçenekleri getirdik. Bu tür küçük ama önemli iyileştirmeleri ana versiyonları beklemeden düzenli olarak programa katmaya devam ediyoruz. Protostrapçı'da aşık tanımlamak gerçekten çok kolay. Tek yapmanız gereken baştaki ve sondaki mesnet elemanını göstermek. Protostrapçı aradaki mesnetleri kendisi otomatik olarak tespit ederek aşıkları yerleştiriyor. Yeni versiyonda ise daha hassas aşık modellemesi yapmanızı sağlayacak bir yerleşim yöntemi geliştirdik. Çok daha karmaşık senaryolarda bile aşıkların oturacağı mesnetleri kendiniz tek tek göstererek aşık yerleşimi yapabilirsiniz. Bu size çok daha fazla özellikle karmaşık senaryolarda kontrol imkanı verir. Evet, sürekli aşıklar. Yeni versiyondaki önemli bir başka yeniliği yine aşıklar konusunda yaptık. Aşıklar için artık bir kesim boyu tarif edebilirsiniz. Kesim boyu aşıkların kesilmeden önce sürekli olarak imal edilebilecekleri maksimum boy olarak da düşünebilirsiniz. Çelik ayarları bölümünden tanımlayacağınız bu değere göre protostrapçı aşıkları yerleştirirken mesnetin üzerinde aşığın kesilerek yeni bir aşık oluşturup oluşturmayacağına karar veriyor. Analitik olarak da sürekli aşıkların başta ve sondaki mafsal durumları otomatik olarak belirleniyor. Ayrıca sürekli aşıklar protest ile de yine sürekli olarak aktarılıyor. Diğer iyileştirmeler, Protostrapçı 2025'te tabi buraya sığdırmakta zorlandığımız başka yenilikler ve iyileştirmeler de var. Bunlardan birkaçından bazılarından bahsedelim, öne çıkanlardan. Birincisi aksarın ve çubuk elemanların etiketlerinin yeniden sıralanması özelliğini getirdik. Bunu diğer elemanlar için de zaman içerisinde ekleyerek devam ediyoruz. Bir diğer özellik eleman tablolarında çubuk elemanların kesitlerinin ve mesnet tiplerinin topluca düzenlenmesi imkanı. Duvar yükü kütüphanesine bu sıkça soruluyordu hem Türkiye hem yurt dışı kullanıcılarımızdan cam malzemelerinin gelmesi, cam duvar tanımlanabilmesi ya da cephelerdeki camların ağırlığının verilebilmesi vesaire gibi birçok anlamda kullanılabilecek bir duvar kütüphanesi eklemesi bunu yerine getirdik. Çelik profil kataloğuna yüz yüze L profilleri ekledik. Sırt sırta vardı, yüz yüzeyi de ekledik.
Modelleme alanında da sürekli devam eden gelişmelerden, yaptığımız yeniliklerden memnun kalacağınıza inanıyoruz. Modelleme tarafında şimdilik bu kadar deyip biraz da BIM entegrasyon araçlarından bahsedelim. Aslında burada en büyük geliştirme ideal statika veri transferi tarafında. Bildiğiniz gibi ideal statika çelik bağlantıların sonda elemanlarıyla analiz edilmesinde oldukça kabul gören bir yazılım. Protestil 2025 ile artık ideal statika ile veri transferini gerçekleştirebiliyoruz. Bunu ilerleyen slaytlarda biraz daha detaylı konuşacağız. BIM entegrasyonu, evet. Öncelikle şunu ifade edeyim. IFC dosyalarını her senaryo için doğru bir şekilde ithal ve ihraç etmeye çalışmak oldukça çetrefilli bir iş. Piyasada nesne tanımları birbirinden farklı birçok mimari ve yapısal program bulunuyor. Bunlar da IFC dosyalarında farklı nesne türlerini, farklı IFC versiyonlarını adapte etmiş olabiliyorlar. Dolayısıyla veri tarifi ve tutarsızlık pürüzsüz bir IFC transferinin önünde en büyük engellerden biri olarak durmaya devam ediyor. Açıkçası bu AEC yazılımları sektöründe IFC ile ilgili genel bir sorun. Hiçbir program diğerinin çıktısını %100 destekleyemiyor. Biz yine Protostructure 2025 versiyonunda da IFC ithal ve ihraç işlemlerini geliştirme konusundaki dirayetimizi ve çabamızı sürdürdük. Kullanıcılarımızdan çok geniş bir yelpazede modeller bize iletildi ve bunlar sayesinde IFC desteğimizi geliştirmeyi ve ile taşımayı hedeflemiştik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Kullanıcılardan gelen bu modelleri desteklemeye çalışırken kendimizi daha çeşitli nesne tanımlarını da kütüphanemize eklerken bulduk. IFC Drive Profile gibi gördüğünüz, işte IFC Plate elemanı, IFC Polygonal Faceset, IFC Boolean Result gibi elemanları da eklemiş bulunduk bu versiyonla birlikte. Bunlar birkaç tanesi daha fazla geliştirme içerisinde ekledik. Ek olarak artık kolon tablolarını da IFC formatında aktarabiliyoruz bu versiyonla. Dediğim gibi bu konudaki çalışmalarımızı sürekli olarak yatırım yaptığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Protostructure'da hiyerarşik bir malzeme sistemi bulunuyor. Binanın geneline, katlara veya ayrı ayrı elemanlara farklı malzeme tanımları yapabiliyorsunuz. Özel kat tanımı yapılmadıysa varsayılan eleman malzeme tüm elemanlar tarafından kullanılıyor. Bir elemanın bulunduğu kata veya kendisine farklı bir malzeme tanımlanmışsa artık kata ait varsayılan veya kendi üzerine atanan malzemeyi eleman. Bu kadar kapsamlı malzeme sisteminde betonarme bina olduğunu düşünelim. Farklı beton sınıflarının tanımlandığı projeye ait beton metrajını almak istediğinizde bu metraj raporunu beton sınıfına göre kategorize edilmiş şekilde bulacaksınız. Daha önemli geliştirmeler yaptık. Yani hangi katta ve binanın tamamında hangi beton sınıfından kaç metreküp gerektiği detaylı olarak raporlanıyor artık. Bunun yanı sıra ufak bir ayrıntı olarak artık kolon tabloları da beton metrajına dahil edildiğini söylemiş olayım. Ben sunumuma bu noktada son veriyorum. Sözü Yasemin Hanım'a bırakacağım. Yine bu versiyonda çok kapsamlı iyileştirmeler ve yeni özellikler eklediğimiz analiz son işlemcisi modülünden bahsedecek önce. Sonra protolites ve protestillik yeniliklerden bahsedecek. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Altı'da çok teşekkürler. Özellikle çelik yapılar konusunda çok güzel iyileştirmeler var, yenilikler var 2025 versiyonunda. Şimdi 2025 versiyonunda modelleme ve tasarım aşamalarının arka planında oluşturduğumuz bir matematiksel model var. Bu modeli içeren analiz son işlemi arayüzünde geliştirdiğiniz önemli yeniliklerden bahsedeceğim size. Protostructure, çalıştıralım. Protostructure 2025 ile birlikte tek modlu itme, çok modlu itme ve zaman tanım alanında analiz gibi doğrusal olmayan analiz sonuçları artık analiz son işlemde de incelenebilir. Bu analizlere ait plastik mapsal oluşum sırası ve deprem deformasyonları adım adım animasyonlar ile takip edilebilir. Bunun yanı sıra plastik mapsalların her adımda içinde bulunduğu hasar bölgesi de renk kodlarıyla belirtilmektedir. Plastik mafsal hasar limitleri yönetmeliğin öngördüğü kurallar çerçevesinde belirlenir. Bu limitleri sadece animasyon için kendimiz belirlemek istersek değerlendirme ayarları bölümünden bu değişiklikleri yapabiliriz.
Evet, artık analitik modelin bir kısmındaki elemanları pencere çizerek seçebilir ve seçtikten sonra sadece seçilenleri göster komutuyla modeli izole edebiliriz. Analiz sonuçları ve deformasyonlar da sadece modelin izole edilmiş kısmı için gösterilir. Buna benzeyen fakat daha farklı çalışan başka bir komut daha ekledik. Bu da seçilen elemanlara odaklan komutu. Bu komutla modelin tümü görünüyor olsa bile sadece seçili olan elemanlarda diyagram, deplasman ve etiket gibi değerleri görebiliriz. Bu da örneğin binanın sadece bir köşesindeki tüm katlardaki deplasman değerlerini aynı anda görmek için oldukça kullanışlı olacaktır. Ekrandaki yazıların boyutlarını topluca artırıp azaltmak için de iki adet yeni buton ekledik. Böylece yazıların küçük olduğu ve görme ile ilgili problem yaşadığımız durumlarda işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Analitik modelin fiziksel modelden nasıl oluşturulduğunu daha rahat takip edebilmeniz için artık katı modeli analitik çizgilerin ve kabukların etrafında gösteriyoruz. Bu da size protostructure'da modelin her detayına hakim olmanızı getiriyor. Açıkçası protostructure'ı kullanmayı en zevkli hale getiren özelliklerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Analitik modeli başka bir perspektiften görmemizi sağlayacak bir özellik de analitik katı model özelliğidir. Bu özellikle analitik modeli çizgiler ve kabuklarla göstermek yerine fiziksel model üzerinde sonlu elemanlar kontur renkleriyle gösteriyoruz. Yeni versiyonda her adım daha ileriye giderek yapının deforme olmuş katı modelini inceleme şansımız olacak. Bir tasarım programı olarak protostructure'ı birçok tasarım ve deprem yönetmeliğini desteklediğini biliyoruz. Analiz son işlemcisi her zaman sonlu elemanlar analizinden elde edilen sonuçları doğrudan göstermeyi hedeflemektedir. Ancak bir tasarım programı olarak protostructure kullanıcılarına analiz ve tasarım sonuçlarını da aynı anda aynı potada eritip karşılaştırabileceği bir ortam sunmayı amaçlar. Bu versiyonda donatı konturlarının minimum AS göster seçeneğiyle döşemelerde gereken minimum donatıyı konturlarla gösterme seçeneği ekledik. Eskiden sadece hesapça gereken donatı alanı gösteriliyordu. Artık bu seçenek aktifse minimumun altındaki tüm değerler minimum olarak gösterilecek. Üstündeki tüm değerler de eskiden olduğu gibi kontur geçişleriyle devam edecektir. Şimdi biraz da ProtoDTS'in yeni özelliklerinden bahsedelim. ProtoDTS'i bildiğiniz gibi betonarme elemanların çizim ve detaylarını oluşturmak için kullanıyoruz. Protostructure, kirişlerin sarılma bölgelerinin uzunluklarını deprem yönetmeliklerinin öngördüğü şekilde hesaplar. Örneğin kirişler için sarılma bölgeleri genelde 2H olarak hesaplanmaktadır. Eurocode'da da orta sineklik düzeyine sahip yapılar için 1H, yüksek sineklik düzeyine sahip yapılarda da 1,5H kabulü yapılır. Yeni versiyonla birlikte minimum sıklaştırma genişliğini de belirtebiliyoruz. Bunun için önce sıklaştırma genişliği şartnameye göre hesapla seçeneğini pasif hale getirmemiz gerekmekte. Daha sonra 0, L/3, L/4, 2H gibi seçeneklerden birini seçebilir ve 0 seçtiğimiz zaman sıklaştırma genişliği hesaplanmayacak ve kirişin tamamına açıklık etkisi uygulanacaktır. Diğer seçeneklerde de açıklığın belirli bir oranına göre sıklaştırma bölgesi uzunluğu hesaplanır. ProtoDTS'te üst ve alt bindirme sarılma bölgesi dışında yapılabiliyor bu bindirmeler. Düğüm noktası içerisinde veya sıklaştırma bölgesinde boyuna donatı bindirmesi yapmak istediğimiz zaman yeni geliştirdiğimiz mesnetten 2H uzaklıkta ek yap seçeneğini kullanabiliriz. Yine ProtoDTS'te yeni geliştirdiğimiz bir donatı düzeni seçimi. Türkiye'nin çizim alışkanlıkları ile uyumlu pilyesiz kiriş donatı sistemini ekledik. Bu donatı sistemi pilyeli sistem, yani pilye kırma seçeneği ile aynıdır. Pilyesiz sistem kullanmak için önceki versiyonlarda yaptığımız tüm ayarları bu sistem otomatik olarak yapacaktır. Tekil temel ve kazıklı tekil temellerin donatı tablolarını da artık ProtoDTS ortamında çizim olarak elde edebiliyoruz. Bu da bir diğer yeni özelliğimizdi. Yine ProtoDTS'te
donatı metrajlarının Excel'e aktarılması konusu mevcut. Aslında biz Excel'e aktarım konusunu destekliyorduk daha önce. CSV formatıyla bu işlemi yapıyorduk. Ve CSV formatını kullanmak yerine bu versiyonda iyileştirme yaptık ve Excel desteğini geliştirdik. Böylece aynı zamanda donatı şekillerini de Excel'e çizmeye başladık. Şimdi Proto Details'in yeniliklerini de bitirdikten sonra ProtoSteel'de gelen yeniliklere bakalım. ProtoSteel modülümüz, ProtoStructure'da yaptığımız çelik detayların çizimlerini, detaylandırmalarını ve detay çizimlerini oluşturduğumuz modül. ProtoSteel pratikte sık kullanılan birçok bağlantının tasarım raporlarını desteklemekte. Ancak modelinizde yer alan karmaşık veya kullanıcı tanımlı bağlantılarda bileşen tabanlı sonlu elemanlar analizi yapmak isterseniz bu durumda ideostatika veri transferini gerçekleştirebilirsiniz. Biraz önce Altı Bey de bu konuyla ilgili ön bir bilgilendirme yapmıştı. Proto yazılım olarak programlar arasındaki açık veri iletişimine ve işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bu sebeple olabildiğince çok programla veri alışverişi yapıyoruz. Bunlardan biri de yeni eklediğimiz ideostatika veri transferi oldu. Veri alışverişi yaptığımız programlar listesine en son eklediğimiz ideostatika ile artık ProtoSteel'de oluşturduğumuz otomatik veya kullanıcı tanımlı bağlantıları ideostatika'ya aktarabiliriz. Burada tek yapmamız gereken ProtoSteel içerisinden ideostatika checkbotunu çalıştırmak olacak. Asıl elemanlar yani elemanlarımız kolon, kiriş, çapraz vesaire herhangi bir eleman olabilir. Ve bağlantıyı oluşturan elemanları seçtikten sonra seçim yönergelerini ekran üzerinde takip ederek ProtoSteel'den bağlantıyı ideostatika'ya aktarabiliyor. ProtoSteel aynı zamanda bir tasarım programı olduğu için aslında Tekla Structures gibi analiz kabiliyeti olmayan çizim programları ile geliştirilmiş ideostatika CAD ofisinin bir takım limitasyonlarına takıldığını da söylemek lazım burada. Yani kısaca iç kuvvetleri aktarırken şu anda bir arayış içerisindeyiz. Henüz iç kuvvetleri aktaramıyoruz. Ve muhtemelen ProtoStructure 2025 versiyonunun ara paketleri içerisinde bu iç kuvvetleri nasıl aktaracağımızı çözerek size de ulaştırmış olacağız. Evet, bir diğer önemli özellik olarak gördüğüm kısmi model güncelleme özelliği. Zaman zaman karşılaştığımız bir konu. Özellikle büyük yapıların detaylandırmasında karşılaşılıyor. Bildiğiniz gibi ProtoStructure ve ProtoSteel arasında pürüzsüz ve tek yönlü bir güncellemeye izin veren bir veri aktarımı bulunuyor. ProtoSteel modelinde bağlantıları tamamlanmış ve ince ayarları bitirmiş olsanız bile modeli ProtoStructure'dan ProtoSteel'e bozmadan aktarabilirsiniz. Ancak modelin boyutu büyüdükçe bu güncelleme işlemi zaman almaya başlıyor. Bunun sebebi de tüm elemanların ve bağlantıların herhangi bir değişiklik ihtimaline karşı tek tek kontrol edilmelidir. Eğer değişiklik tespit edilmişse eleman boyutları, eleman pozisyonları ya da bağlantılar yeni duruma göre güncellenir ve bu şekilde ProtoSteel'e aktarılır. ProtoSteel'in en son versiyonuyla artık ProtoStructure'daki modelin sadece bir alt kümesini ProtoSteel'e aktararak devam edebiliyoruz. Bu yeni özellikle birlikte büyük yapılarda küçük ve kısmi değişikliklerin olması durumunda tasarım ve detaylandırma süreci kolaylaşacaktır. ProtoSteel 2025 ile geliştirdiğimiz yeni makro tiplerine gelecek olursak ilk sırada berkitmeli taban levhası bağlantısı yer alıyor. Berkitmeli taban levhaları klasik taban levhası bağlantısının bir varyasyonudur aslında. Yüksek kuvvetler altında klasik tasarımlarda plaka kalınlığının büyük boyutlara ulaştığını biliyoruz ve berkitmeli taban levhası kullanımında iki levha arasında berkitmelerle yükselterek plastikleşmeyi uzatılmış ankraj çubuklarına yoğunlaştırarak plaka kalınlıklarını azaltıyoruz. Bu makro ile birlikte daha küçük plaka kalınlığıyla daha stabil bir bağlantı detayı çözülebilir. Bu bağlantı tipi için tüm profil tipleri bu bağlantı tipiyle birlikte tüm profil tipleri desteklenmektedir. I profil olabilir, UNP, çift UNP profiller, kaç profiller olabilir. Ancak genellikle büyük moment yükü taşıyan detaylarda kullanılması
daha kullanışlı olacaktır. ProtoSteel'in yeni versiyonunda yay kirişlerin kolon kiriş ve kiriş-kiriş bağlantılarını da yeni makrolarla desteklemekteyiz. Bu bağlantı tipinin kullanılabilmesi için yay kirişin yaklaşım açısının dik açıya yakın olması gerekmektedir. Böylece alana yuvalı bağlantılar kullanılabilir. Yine bu makronun bu makrolarda da özellikler penceresi açılarak tüm detaylar kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir. Bir diğer özelliğimiz de uzatılmış alın levhalı bağlantılar. Bu bağlantı tipi aslında ProtoSteel'de mevcut. Ancak 2025 versiyonundaki geliştirme ile birlikte civata sayısının artırılması sağlandı. Uzatılmış alın levhalı bağlantılar sismik tasarım için kullanılan bağlantılar arasında yer alır. Kiriş ve kolonlar arasında rigid bir moment bağlantı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle yüksek sünek yapılarda bu bağlantının kullanılması zorunluluğu bulunuyor yönetmelikte de. Özellikle yüksek riskli bölgelerde yüksek sismik kuvvetleri karşılamak için iyi bir başarı sergiler bu bağlantılar. Bu bağlantı tipinde alın levhası boyutları giriş flanşlarının dışına uzatılarak bağlantının moment kapasitesi artırılabilir bildiğiniz gibi. Dolayısıyla 2025 versiyonundaki civataların artırılma seçeneğiyle de bu işlem gerçekleştirilecektir. Bu özellik ile birlikte ProtoSteel sunumunu da sonlandırıyoruz. ProtoStructure 2025 suite ürünlerinin size başarılı projelere imza atmanızda faydası olacağına inanıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Şimdi sözü tekrar İrem Hanım'a bırakın. Çok teşekkürler Yasemin Hanım. Gerçekten oldukça dolu dolu bir sunum oldu. Keza Mustafa Bey'in ve Altuğ Bey'in sunumları da elbette öyleydi. Evet, bu sunumlarla sıkça tekrar ettiğimiz gibi yeniliklerin geliştirmenin bir sonu yok. Bunun belki de en yakın örneği bir önceki versiyonumuz olan ProtoStructure 2024. Kalite kontrol çalışmalarımız ve aldığımız kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda ProtoStructure 2024'te birçok iyileştirme yaptık. Yeni özellikleri hayata geçirdik ve güncelleme paketleri yayınladık. Tüm bu yeniliklerin detaylarını ise Proto Destek Merkezi'nde Bilgi Bankası'ndaki sürüm notları bölümünde görebilirsiniz. Tabii sürüm notlarının yanı sıra aslında Proto Destek Merkezi oldukça geniş bir kütüphaneye sahip. Burada programda neyi nasıl yapacağınızı adım adım anlatan yazılar, webinar kayıtları, programda ekranınızın ötesinde arkada yapılan işlemleri adım adım anlatan tasarım kılavuzları ve çok daha fazlası bu platformdaki Bilgi Bankası bölümünde sizi bekliyor. Ayrıca aboneliğin en önemli avantajlarından biri teknik destek hizmetimizden faydalanmak için de adresi yine elbette bu platform Proto Destek Merkezi. Evet, Proto Structure'ı keşfetmek için Proto Destek Merkezi'ndeki kaynakların yanında elbette YouTube kanalımızı da takip etmenizi şiddetle öneriyoruz. Adım adım eğitim videolarından webinar kayıtlarına 500'ün üzerinde videoyu bu kanalda bulabilirsiniz. Tabii bu 500'ün üzerinde videonun içinde tam ihtiyacınız olan içeriği bulmakta zorlanacağınızı düşünebilirsiniz. Hiç düşünmeyin. Çünkü biz bu videoları sizin için düzenledik. Çok sayıda oynatma listesi oluşturduk. Aslında sadece bu listeleri ve listelerde yer alan videoları takip ederek bile ProtoStructure'ı kolayca keşfedebilirsiniz. YouTube'dan bahsetmişken tabii diğer platformları atlamak olmaz. ProtoStructure'la ilgili tüm gelişmeleri, webinarlarımızı, katıldığımız etkinlikleri ve hatta kullanıcılarımızın başarı hikayelerini, ProtoStructure kullanarak imza attıkları başarılı projeleri de Instagram, LinkedIn, Facebook ve X hesaplarımızda bulabilirsiniz. Bu arada evet, burada yazdığınız yorumları da okuyoruz. Hatta paylaştığımız içerikleri beğeniyorsunuz, seviniyoruz da. O yüzden öneririm. Bence bu platformlarda da bizi takip edin. Sosyal medya platformları dışında tabii ki e-mail'de de bize ulaşabilirsiniz. bilge@protosoftware.com adresinden bize ulaşabilir. İşte programla, lisansla, yenilemelerle ilgili her türlü sorunuza cevap bulabilirsiniz. Evet, bugün oldukça dolu dolu bir webinara imza attık. ProtoStructure 2025'e şimdiden video gibiyiz, bayağı hakimiz programa. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.